Özcan Avcı'ya veriyorum. Teşekkür ediyorum. Kamber Bey'in bir önerisi vardı. Bu eksiklik yazılarının bizim KDV iadesi takip sistemiyle ilgili olarak eksiklik yazılarının e-mail ortamında meslek mensuplarıyla paylaşılması konusunda bunu gerçekleştireceğiz. Konuşmamın başında da bahsettiğim gibi bir şifre verip aynı zamanda mükellef de kendi iade kademiyle ilgili bulunduğu aşamayla ilgili bilgi almasını sağlayacağız. Eksik yazılarının da e-mail ortamında paylaşılmasını sağlayacağız. Aslında sistem buna müsait ama e-mail alanı zorunlu alan olarak belirlenmediği için şu ana kadar bu gerçekleşmedi. Fax yoluyla şu an eksik yazıları YMK arkadaşlarımıza fax sanıyor. Bunu gerçekleştireceğiz. Bunun dışında yine Kamber Bey'in her vergi dairesinde ayrı bir uygulama olduğu şeklinde bir eleştirisi var. Örnek olarak da evet, inşaatlarla ilgili özellikle işte konut teslimlerinde tapu geçtiği halde başka belgelerin istendiğinden bahsetti. Yalnız buradaki tapu, yani kat ittifakı artı tapusu mu, kat mülkiyet tapusu mu? O çok önemli. Kat mülkiyet tapusu varsa elimizde bizim başka bir belge aramamız çok imkan dahilinde gözükmüyor. Muhtemelen bu kat ittifakı arsa tapusudur. Bundan kaynaklı fiili teslime ilişkin belgeler istenmiştir diye düşünüyorum. Evet, Sayın Mehmet Sipahi Bey'in bir takım eleştirileri vardı. Vergi dairesindeki çalışanların tutum ve davranışlarından. Yani Mehmet Sipahi Bey, biz kendi yöntemlerinden vazgeçmesini öneriyoruz. bu konuda bildikleri eleştirileri varsa bunu da bizimle paylaşmamızı yönetim olarak. Biz de buna uygun önlemleri alabiliriz diye düşünüyorum. Diğer taraftan bir yargı kararından bahsettiği, yargı kararı ile iade konusundan bizim uygulamamız ilk derece mahkemesi iade karar verdikten sonra biz iade yaparız. O dosyaya ayrıca bir görüşürüz ama bizim yani kesinleşmesini bekleme gibi bir şeyimiz yok. Uygulamamız yok. Zaten yasal da değil. Mahkeme kararları 30 gün içerisinde uygulama zorunda. Sadece haciz ve ihtiyat haciz ile ilgili davalarda kesinleşmeyi arıyoruz biz. Sayın Yahya Bey'in önerilerini, Üstü Bey'in önerilerini inşallah dikkate alacağız. Bunları değerlendireceğiz. Mehmet Han Bey'in eleştirilerini dikkate alacağız. Hüseyin Bey'in sorusu oldu. Hüseyin Gül Bey. Atiklerle ilgili. Atik alımından sonra ne zaman yüklenim konusu yapılıp yapılamayacağı soruldu. Yani şöyle bir örnek verildi. Atik alındı, daha sonra ödenince kadere çıktı, değil mi? Bu yüklenim konusu yapılabilir mi? Burada bizim kriterimiz atikin indirim oranına tabi işlemde kullanılıp kullanılmaması, bir katkısı olup olmaması, bu mal üretimi ise malsa mal üretimine, hizmetse hizmet üretimine. Böyle bir katkısı varsa onu yüklenim konusu yapılabilir. Bu aradaki dönemlerde önceye çıkması atik alımından sonra bir önem arz etmiyor o anlamda. Genel yönetim giderleri konusunda bunun dönemleriyle ilgili, yani hangi döneme ilişkin yönetim giderleri, yüklenim konusu yapılabilir, bu konuda bir sorular oldu. Açıkçası bu konu net değil. Konuşmamda da belirttiğim gibi önceki uygulamada önceki dönemlerdeki yönetim giderlerinden de pay verilmesi mümkündü iade hesabına. Ancak bu tebliğde ilgili dönem diye bir ifade var. Bununla amaçlanan sadece indirme oratör teslimi gerçekleştiği dönemse bununla ilgili bir açıklamaya ihtiyaç var gibi gözüküyor. Bu belirlemelerden sonra bana yöneltilen sorularla ilgili konuşmak istiyorum. Evet, şöyle bir soru var. Önceki dönemlerde talep edildiği halde vergi dairesi tarafından reddedilen eksi farkların iadesi olacak mı diye. Yani biz şimdi bu konuda gelir dairesi tavrını belirledi tebliğde, 119 nolu tebliğde. Artık dedi ki eksi farklar mutlaka cari dönem iade tutarına düşecek. Yalnız bir geçiş dönemine ihtiyaç duyuldu, geçiş dönemi düzenlemesine. Biz de bunu nasıl çözdük? Bir tahmin yayınladık. Dedik ki blokede bekleyen tutarlar, yani eksi farklar nedeniyle blokede bekleyen tutarları iade edelim dedik. Ama burada sorulan soru zannediyorum iade olayı artık sonuçlanmış, neticelenmiş. Dolayısıyla yani burada artık iade talebi reddedilmiş. Bu konuyla ilgili yapılacak bir şey yok gibi gözüküyor açıkçası. Ama genel itibariyle şöyleydi uygulama.
bu yaklaşık 2-3 yıllık süreçte bu tutarlar bloke alındı. Blokedeki tutarların çözümü de işte yeni dersin bu konudaki tavrının belirlenmesine bağlandı. Ama biz tebliğin yayınından itibaren yerli talepler için tebliğ geçerli olacağından önceki taleplerle ilgili bloke tutan bu tutarların iadesini yapacağız. Ama işlem sonuçlanmışsa yapacağımız bir şey yok. Talep yapılmışsa bu konuyu uzlaşmada dikkate alacağız. Yani bir uzlaşma oranı belirledik. Biz vergi aslının %10'una kadar açıkçası şey yapmayı planlıyoruz bu konuda. Yani yargı masraflarını karşılayacak bir uzlaşma oranı belirlemeyi planlıyoruz. Evet, başka bir soru. Yıl içerisinde aylık esaslarda iadesi talep edilen ancak mahsup edilmeyen kademe alacağını söz konusu yılın 4. yılının geçişlerdeki ödemesine mahsup edilebilmesi mümkün mü? Yıllık esaslara ait talep yapılmadan. Yani burada 4. yılın geçiş vergisi Şubat 15'te, 17'de ödeniyor. Yılı içerisinde talep yapılmış. Şimdi tebliğ diyor ki mahsuben talep yaptıktan sonra yılı içerisinde yani onu devreden KDV'den çıkardıktan sonra eğer ki onu kullanmazsan şeyden başlamak üzere, izleyen dönemden başlamak üzere bir dahaki yılın Ocak ayına kadar bu aradaki beyannamelerden birinde bunu devreden atman gerekiyor. Devreden KDV'ye dahil edilmesi gerekiyor. Kullanılmayan bu tutarın. Bu örneğimizde de öyle. Yani mahsup talep edilmiş. Örneğin Mart ayında bir mahsup talep edilmiş. Ama kullanılamamış yıl sonuna kadar. Dolayısıyla en geç 2012 ise bu 2013'ün Ocak ayına ilişkin beyannamede şey yapılması gerekiyor. Devreden KDV içine dahil edilmesi gerekiyor ve yıllık olarak talep edilmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla 4. yılın geçici vergi ödemesine mahsup edilmesi mümkün değil diyoruz. Ciro primleriyle ilgili sorular var. Ciro primi konusundaki görüşlerimizi paylaşmıştım. Yani buradaki soruda işte insert bedeli, mağaza açılış bedeli, alınan hizmet bedeli gibi ciro primi kapsamında değerlendirilen bir takım ödemelerden bahsediliyor. Yani buradaki bizim kriterimiz şu. İndirimli orana tabi teslimin gerçekleştiği tarihten sonra katlanılan bir gider veya maliyet unsuru olmaması. Yoksa bu ciro primi olmuş adı, aktivite primi olmuş, katılım bedeli olmuş, hiç fark etmez. Dolayısıyla yani bu isimlerin bir önemi yok o anlamda. 29'a 2'den alıyor bunun mantığını, bu uygulama mantığını. Ciro primleri ile ilgili dediğim gibi şu an itibariyle uygulama şu şekilde. İndirim oranı tabi teslimiyle ilgili fatura o dönemde düzenlenmişse ve o döneme ilişkinse ciro primi yüklenme konusu yapılabilir. Ama önceki dönemlere ilişkinse fatura sadece ilişkin olduğu döneme düşen pay yüklenme konusu yapılır. Diğer kısımlar yapılamaz. Ama şu kapıyı da açık bırakıyoruz. İşte 119'un bu yaklaşımından sonra artık ciro primleri de 35. madde kapsamında matrahta değişiklik meydana getiren bir unsur olarak değerlendirilip yüklenim konusu yapılabileceğini düşünüyoruz ama bu konunun netleşmesi gerekiyor. Gelir dairesiyle bu konuda bir yazışmamız var. Başka bir konu var. Yine indirimli oran ama burada kadev oranıyla ilgili bir soru var. Bu etken maddeler, ilaç üretiminde kullanılan ham maddeler, etken madde bunlar da biliyorsunuz artık şey kapsamına alındı. 3 Mart'tan itibaren 24 Mart'tan itibaren %8 indirim oranı kapsamında değerlendiriliyor. Gümrüğün yaptığı bir tarihattan bahsediliyor. Sayın Ahmet Babalıoğlu sormuş evet. Bu soruyu. Evet. Bu 8'den 18'e evet. Ek tarihat yaptılar. Şimdi siz de aslında gayet şeyin ekine koymuşsunuz. Bir muktezamız var bu konuda. Evet. Ya burada ruhsat Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması gereken bir ilaç var ama ihraç edilen ilaçlarda ruhsatlandırma diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bu muktezada son cümlesinde dediği gibi söz konusu ürünlerin teslim ve ithalinde indirimli oran uygulanabilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan ilgili ürünün indirimli oran uygulanacak eşyalar arasında olduğundan için bir yazı alınması gerekiyor. Yani bu ruhsat anlamına gelmiyor. Bu yazı alındıktan sonra indirimli oran uygulanabilir. Ben size uzlaşma önermiyorum gümrükte. Yani yargıda kazanırsınız diye düşünüyorum. Evet. Fakat orada şöyle de bir olay var. İmalatçı firma ithalatta, yani imalatçı firma kullanabilir bu hakkı. Gümrüğün şeyi böyle. Evet, yani çünkü imalatçı firma ruhsat sahibi. Evet.
Şimdi o kademeyi geçtikten sonra bir de bizim tabii tedarikçi firmanın, ithalatçının satışı var. Şimdi satış aşamasında da orada devam ederseniz cümleyi, biz de şöyle bir yol bulduk. Bir beyan ve taahhüt alıyoruz ilaç firmasından. Evet. Diyor ki, ruhsatı da ekliyor. Ben bunu ruhsatlı ilacında kullanacağım. Ve %8'le satıyoruz. İlaç firmaları da direniyor yani. %18'de satamıyoruz. Ben kanaatim burada %8. Kaçan oranı belirlemek bakanlar kuruluna ait. Ama bir şeyin oranı belirleme etkisi, yani %8'e mi, 1'e mi, 18'e mi, burada Gelir İdaresi Başkanlığı'na. Gümrüğün böyle bir oran belirleme etkisi yok. Benim kanaatime göre. Dolayısıyla Gelir İdaresi'ne alınan müktezar gümrüğüne bağlar diye düşünüyorum. Türkiye'de ruhsatlandırılmış bir ilacın terkibinde erken madde olması yeterli. Yani bu erken madde daha sonra nerede kullanılacağı çok önemli değil. Çünkü nerede kullanılacağına yönelik bir belirleme. Yok işte, ben de öyle anladım ama herhalde gümrüğün şeyi şu, nerede kullanılacak? Yani ilaç dışında kullanım alanı var mı yok mu bilemiyor gümrükte. Konuşmacımız görüşünü açıkladı. Şimdi ikinci konuşmacımız da görüşünü açıkladı. Hala bir teklif olmuyorsa daha sonra tekrar görüşelim. Peki, evet. Teşekkür ederim. Evet. İstim et bir açıklamalarını sayın. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız burada bir dinleme sabır gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sayın Hacı Hazır Zahmet Bey için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi söz Sayın Hüseyin Fethi Saltın'ın. Buyurun. Birkaç soru daha var. Evet. Ben de şeyi de soracağım.